Can you tell us a little bit about yourself? What do you do? I'm working for an organization called the International Association for Human Values. It's like a humanitarian organization. Bir insani değerler vakfında çalışıyorum. And for that organization, I teach in stress management, meditation, yoga, inside prison, and for ex-prisoners, people who have been into prison, help them coming back to society. And also, I teach for people who have been into war, like war veterans, people who have been traumatized. Ve bu çerçeve içinde, bu insani değerler organizasyonu içinde hapishanede meditasyon ve stres management ayarlama üzerine kurs veriyorum. Hem hapishanelerin içinde hem de sonra rehabilitasyon hapishaneden çıkanlar için hem de savaştan çıkan gaziler mi diyeyim ya da savaş. It's like when there's a lot of stress in the body and negative impressions, and it's related to negative thoughts and feelings and negative reactions. Vücutta çok fazla stres olduğu zaman bu da düşünceleri etkiliyor. Daha çok olumsuz düşünceler ve olumsuz düşüncelerle olumsuz reaksiyon ve eylemler, hareketler ortaya çıkıyor. So what we learn people is how actually to deal with their emotions. Biz insanlara öğrettiğimiz şey duygularıyla nasıl başa çıkacakları. So we actually learn them to contain more than normally. If they have some feelings, if they normally then they react very negatively outwardly or they repress the feelings. Bazı duygular insanlarda çıkmaya başlayınca ya hemen reaksiyon veriyorlar ya da bastırmaya çalışıyorlar duygularını. So actually through the training we expand people containment of their own emotions. Ve bu eğitimle beraber biz insanların kendi kapasitelerini, içindeki kapasitelerini genişletmelerine yardımcı oluyoruz. Peki hapishanelerde çalışmak gibi bir fikir nereden öyle bir fikir var? How did you get the idea of working in a prison? Where did that idea come to you? Well, actually, I was in that environment myself, and then I've been also in a drug. Yeah, I was taking drugs myself. Ben esasında çok mahkumların bulunduğu ortamlarda yaşadım ve kendim de zamanında çok uyuşturucu kullanıyordum. And through this training I left the drugs. Ve bu program sayesinde ben uyuşturucuları bırakabildim. So it just felt natural to me to I was used to be in that environment, so it was very natural to. Onun için benim için doğal bir şey oldu. Bunu aldıktan sonra o ortamda olan insanlarla bunu paylaşmak. So then I met some people from this organization, and they told that in other parts of the country they were doing these courses in prison, and then bu organizasyon sayesinde insanlarla tanıştım ve onlar dediler ki hapishanede böyle programlar veriyoruz. Ondan sonra başladı, o beni esasından çekti. Peki hangi ülkelerde çalışmış bugüne kadar? Which countries have you worked in? I've been working in the whole of Scandinavia. Skandinav ülkeleri yani Sweden, Norway, Finland. Yeah, Sweden, Norway and Denmark. İsveç, Norveç, Finland, Danimarka. Then I've been in South America in Brazil and Rio. Güney Amerika'da Brezilya. Different prisons. Farklı. Hapishaneler Brezilya'da. And in Morocco. Fas. Also in different prisons around Casablanca. Casablanca. Yeah. Yeah. And then I'm on my way. We are starting now also in London. I've just started the program to begin to support the programs in London also. Bu programları desteklemek için bir program başlattık. Peki yani şeyi görüyoruz hem Avrupa ülkelerinde hem Güney Amerika'da, Brezilya'da hem FAS'ta yapmış, hem de Türkiye'de. Evet. Hani bu Avrupa ülkelerinin hapishaneleriyle farklı kıtaların hapishaneleri arasında bir fark gözlemleyebilmiş mi? Actually, I was very surprised because I must admit that I had some expectation about the Turkish prison. Ya esasında itiraf etmem gerekiyor, bazı düşünce beklentilerim vardı ya da beklentilerim de ön yargılarım vardı Türkiye'deki hapishanelerle. Well, so far I've only been in two prisons, so it's but I've seen so far, I must say that they were very open to allow us in, and they gave us a lot of responsibility, and they gave us a lot of
freedom to do what we actually wanted to do, and they were very interesting in our that we should stay there and we should like starting to build something up, and that I really didn't. In for example, Morocco, I felt strong resistance from people. Şeyde Türkiye'de sadece iki tane Ümraniye'de T ve E tipini sadece gördüm. Ama mesela Fas'la karşılaştığım zaman insanlar çok daha açıktı. Hem personel olarak hem müdür hem ilgi olaraktan kursla hem de açıklılık yani yeni şeyler deneme konusunda çok açıklık vardı. Fas'ta böyle değildi. Çok direniş gösterdiler. Not that there were not people that were there were people who were very nice also it's not in tabii Fas'ta da çok açık bireysel insanlar var ama but just as like as an institution or the thing there was some I don't know if they had fear for who was upper yani sanki birazcık daha üst otoriter şeylerden bir korkuları vardı Fas'taki gibi hissettim. Peki bu İsveç, Norveç, Danimarka ülkeleriyle karşılaştırdığında Türkiye'yi how about if you could compare like with the Scandinavian countries? Well, the Scandinavian countries is always a very it takes very very long time to get started and to get along with the things. İskandinav ülkelerinde böyle şeyleri başlatmak çok uzun zaman alıyor. Uzun sürüyor. Yeah. Why? And, yeah, just like everything takes time because it has to be, yeah, in a some way. Yeah, it's mm-hmm. it's long. I mean, now I've been there so many years, so everybody knows me. But it took mm-hmm. many years to enter a prison, actually. Çok uzun süre aldı hapishanelere girme. Şimdi artık herkes beni tanımaya başladı. Programı tanıyorlar ama. I think for two or three years I wanted to come into really? Prison to do courses, but really? I was stopped all the time. 2-3 yıl almış cezaevine girip çalışma yapabilmesi. But I mean, now we have. Everybody knows about the program, and they are very open now. Okay. But it was really, it was. Şimdi çok daha kolay diyor yani öyle sanırım bakkala gider gibi gelip gidiyor anlık bu kadarıyla. Bu kadar kolay olmayabilir. Herhalde. Ama referansları çok iyi. Çok tanınıyor ama artık. Is it because they know you, or is it because you have good reference, or is it? Yeah, it's because we have good results, and also there's. Sonuçları tabii. And like time, there's done so much research lately about meditation and what it does to the brain and what it breathing and so the science is also. Aynı zamanda bilim de çok destekliyor. Çok araştırma yapıldı meditasyon beyin dalgalarıyla olan yararları ya da faydası. Ondan da tabii çok etkileniyorlar, daha açıklar bu konuya. But there is actually a lack that I find in all the prisons, both Morocco, Turkey, Denmark, Scandinavia, everywhere. It is the program for when you leave the prison. Benim esasında eksik bulduğum her ülkede yani İskandinav ülkeleri olabilir, Fas olabilir, Güney Amerika olabilir. Herkeste olan büyük bir eksiklik hapishaneden çıktıktan sonra insanların integration into the society. Yeah, integration into society and possibilities like to get support, to get back into society, and get support also to your personal things when you leave the prison. Hapishaneden çıktıktan sonra kendisini insan nasıl yani geliştireceği ya da adapte olaraktan nasıl entegre olabileceği. It's like they think when they are out of the prison, well then it's not their responsibility anymore. Hapishanede o kurumlar zannediyorlar ki artık. Hapisten çıktıktan sonra bizim sorumluluğumuz bitmiş oluyor. Artık kalkamıyoruz. I'm very sure that there could be saved a lot of money actually if you did a lot more programs after prisons for people. Yani eğer çok daha fazla daha program daha destek olsaydı hapishanelerden çıktıktan sonra hem büyük para devlet büyük para da şey yapar kâr ederdi. Yani biz hafta başında Almanya'dan gelmiş biriyle de konuştuk. O şeyi anlatıyordu. Hapishaneden tahliye olduktan sonra 6 ya da 8 ay boyunca devlet o insanlara hem yer bulmak hem de asgari ücret kadar olmasa da bir maaş vermek zorunda. Türkiye'de henüz bu işleyiş yok. Ama İskandinav ülkelerinde öyle bir şey var mı acaba? They just had a visitor here from Germany at the beginning of this month, and he was talking about how in Germany for 6 months the government backs up the prisoners, giving them like a minimum kind of like a salary support. Is it the same in the Scandinavian countries? But you guys have social welfare, right?
Rus savaşı mı efendim? Ya tabii bunlar devlet bakıyor yani. Hani kimse yani hapisle ilgisi yok bunun. Sizin işiniz olmasa bile belli bir maaş veriyor devlet herkese. But it's not be, I mean, as I heard the recidive, the people who comes back to prison in Turkey is 70%, isn't it? Türkiye'de hapisten çıkıp sonra tekrardan hapse girme oranı %70 mi? Oldukça yüksek, %50'nin üzerinde. 50'nin üzerinde. It's above 50%. No, it's not more than that. Ondan fazla değil. 50'nin üzerinde. It's above 50. Okay, but I actually think in Denmark that is it's a little bit more than 60%. Danimarka'da 60'dan fazla diyor. Yeah. Even though they have some, it's just not good enough what is done. Var esasında hapisten çıktıktan sonra yapılacak şeyler ama yeterince iyi değil diyor. It's like you can if somebody asks the politicians or if somebody asks them, they can say the paper, yes, we do this and this and this, but if you really go down and see on earth what really happening, then it's not good enough. Yani esasında kağıtta bakarsanız hükümetin yaptığını, evet, hükümet de diyor, bunları yapıyoruz, çok güzel görünüyor ama sonuca bakarsanız pek bir işe yaramıyor, yetersiz buluyor. Peki kendisi neler yapılmasını öneriyor, neler yapıyor? What would you suggest that could be done? I think we could like inspire the society also to be better to integrate people who have, if you have a criminal record, then people maybe don't want to give you work or they don't. I think if we could be like supportive to so companies and can start to try to integrate some of these people. Esasında burada büyük iş tabii şirketlere ve topluma da düşüyor. Çoğu zaman insanlar hani bu insanları almak istemiyor. İşte ya da belli bir yargıları oluyor onlara karşı. Onlara onu biraz değiştirebilirse. Also, ya da onlara farklı bir ilham olarak. I think it's very important if we want to change, to make a real change, then you have to make an inner change and an outer change. Those gerçek bir değişiklik yapmak istiyorsak hem içten iç değişiklik ve dış yani içten gelen değişiklik ve dışarıda olan değişiklik beraber olması gerekiyor. If they don't learn to deal with the emotions and stuff, then no matter what they get from outside, they will somehow how destroy it anyway. İnsanlar zaten duygularıyla şey yapamadıkları zaman, baş edemedikleri zaman, o zaman dışarıdan nasıl bir değişiklik gelirse gelse yine de şey yapamazlar. Değişemezler. Yeah. And of course I think it's important to invest in those people who actually want the change, because of course there's a lot of people they don't want to have a change and then there's nothing to do of course. Ya önemli olan değişmek isteyen insanlara birazcık daha yatırım yapmak. Bazıları hiç değişmek istemiyor. O zaman yapacak bir şey yok. Yeah. So I think it's important to make it attractive to make the what they offer so attractive that people really want to do it. Onun için öyle bir sistem geliştirilmesi gerekiyor ki onlara da mahkumlara da çekici olması gerekiyor. Onların da ilgisini çekmesi gerekiyor ki devam ettirsinler. In Ümraniye, how did they welcome you? How did they? How was their reaction to you in during the workshops? Well, I think always when you come in the beginning, people will be skeptic, of course. Mm-hmm. That's natural, and who is he and your meditation. İlk başta biraz da bir şüpheci olmaları insanların çok normal. Nedir bu yoga meditasyon nedir diye birazcık daha böyle. And it's not so important what I say. It's what happens after some days. Then they get this experience. Mm-hmm. Then. Yani benim bir şey söylememdense daha çok şey olan onların kendileri deneyimlemeleri. So that's how I feel. So when they really experience like a peace or a way they maybe a new mm-hmm. state of mind that were new for them and were mm-hmm. were very nice, then suddenly they began to be more open and interested. Mm-hmm. Yeah. Onlar da kendilerinde bu değişikliği, bu iç huzur ya da kendi özüne dönmenin verdiği rahatlığı gördükten sonra daha çok ilgilenmeye başladılar birkaç gün sonra. So many had that actually that experience that they came in to the class like restless and were a little irritated, or maybe something about what happened
outside, and, mm-hmm. and then after some hours, then suddenly they feel that through their own force, they have actually changed their own state of mind. Mm-hmm. That experience gives a lot of freedom, that you have mm-hmm. actually have the power and the possibility to change mm-hmm. the way you feel yourself. You don't have to put a drug in, or you don't have to punch somebody before you relax, but you actually can change it yourself. And those experiences a few people had. Şimdi tabii ilk geldiklerinde pek yerinde duramıyorlardı ya da sürekli kafada bir şey vardı oraya gelmeden olan bir şey. Fakat bu deneyimler sayesinde daha sakinleştiler, daha kendi içlerine dönerek o iç huzuru bulduktan sonra fark ettiler ki kendilerini iyi hissetmek, rahatlamak için yani uyuşturucu almalarına gerek yok ya da birisine vurmalarına gerek yok o deşarjı yaşayabilmek için ve gördüler ki esasında kendileri kontrol edebilirler şey hallerini, ruh hallerini diye. İşte uslu durun ya da şunu yapmayın, bunu yapmayın emirleri almış gibi mi görünüyorlardı? Did you feel that they had orders from the administration to behave well, or did you genuinely feel yoksa that? Yoksa normal. No, I feel that they were. I actually feel many of the people I met were sincere. Çok samimi buldum. Samimi. Çok, bu önemli benim için çünkü hep genelde böyle bir... Of course there is also a boss upside, you know, you can feel. Of course there is that also. Tabii ki de hissediyordunuz tepede birisi var tabii, yani tabii. Onları şey. But I really felt that they were sincere, many of them. Ama çoğunun samimi olduğunu hissediyordum. We have a nice connections with almost everybody. Herkesle çok iyi bir bağlantı kurduk. Çok güzel şakalaşmalar vardı. Koridorlarda. There was a lot of joking in the corridors. Ben nefes alamıyorum, nefes almayı öğrenmeliyim diye. That, you know, I can't breathe too. I need to learn how to breathe as well. Ben yani cezaevinin çıkışı dahil bir sürü yerde bu even espriyi aldım. I was hearing a lot about this even outside of prison. You know, they were kind of like being kind of funny about it too. Of course it is funny if you don't know. Bilmiyorsanız komik tabii diyor. Yani evet, ne evet, oldu? Evet. In the moment they know, then they will be surprised sometimes. Huh? Bazen bilince de böyle şaşırıyorlar nefesle ilgili. Biz... Görüyor beni de ekipten bildiği için diye kapıda. Ben 10 metre ilerideyim. Bakıyorum arkadaşın karnıyla oynuyor falan. Ne yapıyorsun diyorum. Çünkü ben anlıyorum benimle ilgili. Nefes almayı öğretiyorum falan diyor. Yani. O şey de önemli yani. İşte onlar yani sizin orada olmanızın bir gerilim yaratmadığını işareti. Yoksa daha asık suratlar olur, gülmeyen insanlar. Bırak dalga geçsin, şakalatsın, o iyidir. It's good that they're joking and they're happy about it, you know, rather than being all wrong. Öbürü nasıldı? Ben öbür tarafa hazırlamadığım için orayı. Little more tough course. Biraz daha tough zor doğru dediler. Çünkü orayı ben hiç hazırlamadığım I için. I didn't prepare that at all. No, but it was good. Actually, çok I felt between the prisoners, I felt more, even more love in that, mm-hmm. that o course. O tarafta, between the prisoners? Between the, prisoners. Mahkumlar bizim arasında sevgi bağının birazcık daha kuvvetli olduğunu hissettim güzel. Diğer tarafta. Güzel. But you could feel that it was like lower society many of them. Ama belliydi birazcık da şey, toplumun birazcık daha altından geldi. Daha ya, sorunlu. Daha sorunlu, birazcık daha, yani sosyoekonomik demeyeceğim ama daha şeyden. But I felt that they were very, in the end they were very authentic people. Çok samimi, sonunda hepsinin çok samimi olduğundan hissettim. And they didn't play much of a role for each other. They didn't care so much about what other people were thinking. Başkalarının ne düşündüğünü o kadar umursamıyorlardı ikinci grup. Ha güzel. The other group was a little bit more facade, but. Birinci grup birazcık daha hani o ne der bu ne der birazcık daha dışarı dönüktü ama ikinci grup. Yaş grubu neydi? What about the age average of the second group? Yeah, what do you think? Let's say mid-30s, age average. Orta 30'lar arası. Yani genç de vardı, bu 50'lerinde de vardı ama... But you could really see some of them had lived a hard life. Ama belliydi bazılarının hayatının bayağı zor geçtiğini. And... Çok uyuşturucu. Everything. Bu da... You understand when you look at? Hmm? Look at people that they may have used lots of drugs or... Yeah, sometimes you can, yeah, sure. Anlayabiliyor musunuz insana baktığınızda uyuşturucu çok kullanılıyor? O anlıyor.
Benzer gruplarla çalıştığı için de çünkü sen gelmeden şeyi röportaj yapıyor. Kendisi de daha önce çok kullanmış ve hipnopuslarla dışarıda çok çiçeğiymiş. O yüzden böyle bir şey başladım. Peki bundan sonra ne yapacağız? What are we gonna do next? Bir planlama, bir şey. Yeah, we would like to come back and we were talking about doing a course also for the staff. Personel için müdürler çok ilgileniyor. Personel için de bir kurs yapmayı bir dahaki sefer. So next time we would like to do like a bigger course, we could do 45 people in one. Odada 40-45 kişilik kurs yapmak istiyorum. The place for the first course was not so good for a little group because it was very cold and it was big room and çok büyük bir odaydı o ve hani 20 kişi için esasında çok yeterli değildi. Daha büyük bir grup daha ısıtır orayı. So we got permission to do a course for 45 people and I think that could be nice. Müdür 45 kişiye izin verdi. İşte bu mapuslarda ben çok onu istemiyordum. Bu sayı yeterliydi bana göre. Ben de kendimi ne olduğunu anlamak için rol açısından da. Bir dahakine belki mapuslarda da 30'a 40'a çıkılabilir. Yes, we could do it that much for the prison too. Yeah, and then we were thinking. He said for the first course, I didn't know what it would be about. That's why. But it was good we started. Bu küçük başlamak esasında çok daha iyi oldu. And we have some experience with that. Biraz tecrübe ettikten sonra. So now we know. It's better to do a little less first time, I think. İlk seferinde tabii az kişi yapmak. And then we were talking about that prison. Where was it? Near Iran or was it near? Diyarbakır. Ondan sonra bir dahaki seferde belki hani İstanbul'un dışında sizin de şey Diyarbakır olabilir ya da başka İstanbul'un dışında ne dersiniz siz? Evet. Yani ben bir kadınlarla denenmesine tarafım. I think it would be a good opportunity to try it in a women's prison. Yeah. Ha, spare us 10 days. 10 days, 5 days for this course and then 5 days for a course outside Istanbul, say. Then I have to be here 10 days? Yes. But during the weekend, is it possible to do courses in prison there? Hafta sonunda kurs yapılabilir mi? Dursun. Onu bir tek çocuklarda şu anda, çocuk cezaevinde başardık. Bir tek çocuk cezaevinde yapabildik. Because the staff does not work. Hafta sonu personel sayısı çok düşük olduğu için. The staff number is limited. Okay. Yeah. O nedenle izin vermiyorlar. So there's not permission for the weekends. But that way we have to think, have to look into how we do. Yani o nereden bileyim 5 günü Bakırköy kadın cezaevi, 5 gün de diğer. Evet, hafta sonu İstanbul'da geçirip ben. Pazar günü Bakırköy'e giderekten, okay. Diyarbakır'a gideriz. So he's saying five. Ya geldi Diyarbakır'a gideriz, bitiririz. Gelir buradan da artık uçacağı için İstanbul'a. So 5 days you can do in a prison here, the women's prison or whatever the staff, and then on the weekend we will travel to the other city, Diyarbakir in the Iraq and Suriye in the border of southeast border of Turkey, and a 5-day course there, and then fly to Istanbul and fly back. Yeah. I will see if I can do it, or if maybe I have to come 2 times. Are you too much occupied also in the sun? Yeah, I'm pretty occupied all the time actually. Okay. It's also because you know, I don't get any. Orada da iki tip cezaevi var. There are also in Diyarbakır, there are also two types of prisons. Ya onu da yapabiliriz. Yakın bir yerde seçebiliriz. Siirt'te seçebiliriz. Nasıl bir hapishane Diyarbakır'daki? Diyarbakır tabii tarihi bir hapishane. Derin izler de var orada. Birazını anlatmıştım. It's Kurdistan. From Kurdistan people. Yeah. Kürtler de. It's not Al-Qaeda, it's like Kurdistan. But that doesn't mean the prisoners are all Kurds. Yani bu 5 nolu cezaevinin İngilizcesi var mı acaba?